Ne oldu Toprak? Hakim ne dedi? Ne oldu kızım? Nasıl geçti mahkemen? Kızım ne bu afra tafra ya? Siz böyle merak edin kaderdaşız diye. Karı adam yerine koyup yüzünüze bakmasın. Arzu yapma yavrum be. Sıkma canımı. İyi olmaz bak. Belli ki canı sıkın değil mi? Bir kendine gelsin öğreniriz ne olduğunu bittiğini. Neden yaptım? Nerede doğrularım? Hani dürüstlük? Toprak. Bunların hepsi zaten senin içinde. Yerli yerinde. Ama bazen... insanın gururunu ayaklar altına alması gerek. Hele... evladın söz konusuysa. Hiç pişman olma, hiç. Emin ol ki en doğrusunu, en iyisini yaptın sen. Toprak. Bak bu hayatta... bir evladına, bir de kendine sorumlusun. Gerisini boş ver gitsin. Tamam mı canım? Cansel Bey'le görüşecektim. Cansel Bey Afganistan'a gitti. Afganistan'a mı? Tatil için mi? Hayır efendim. Bir süre orada gönüllü olarak çalışacak. Dönüş tarihi belli değil. Tamam. Kendisine ulaşabilirseniz bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ettiğimi iletin lütfen. Kolay gelsin. Neredesin Yeşim ya? Neredesin? Allah Allah. Toprak. Toprak, eşyalarını toplamamışsın canım. Şimdi gelir Zehra, hazırlanmamışsın diye laf ettirmeden size. Ederse etsin. Nasıl olsa bir ecelem yok. Tatlım, olur mu öyle şey ya? Çok şükür buradan kurtuluyorsun. Orası öyle de... çıkınca gidecek ne bir evim var, ne de kimse. Ürgübe karnında bebekle gidemem. Yani annem söylemese babam bir şekilde söyler Çınar'a. Ya burada? Aslında burada bir amcam var benim. Oraya da gidemem. Çınar evi biliyor. Eliyle koymuş gibi beni bulur. Ne yapacağım bilmiyorum abla. Resmen gidecek yerim yok. Aslında var biliyor musun? Yani tabii kabul edersen. Neresi? Benim de senin gibi kanadı kırık bir aslım var. Onun yanına gitsen, benim selamımı götürsen... ben dönene kadar ona göz kulak olsam... yani nasıl olsa ben 3 haftaya kadar hayırlısıyla çıkacağım. Gerisini o zaman düşünürüz ha. Ne dersin? Toprak.
Ben adresi yazdım. Pastane evin yanında. Ahmet'te dükkandadır. Düşünecek bir şey yok. Uygun olmasa ben zaten sana git demem, değil mi? Hadi şu eşyalarını bitir Zehra gelmeden. Abla, sen bana yardım etmek istiyorsun anlıyorum ama sen kendin söyledin kızım dayısıyla kalıyor diye. Ben şimdi hiç onları rahatsız etmeyeyim. Ben tamam anladım senin derdini. İçine silmeyecekse yani evde kalmak istemiyorsan Ahmet dükkanda bir yer ayarlasın sana, tamam mı? Ben dönene kadar en azından idare et. Toprak Hanım, kalanı pırtını topladın mı? Müdür kağıtlarını imzalıyormuş. Hadi acele et. Allah'a emanet ol. Hepinizi Allah kurtarsın. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Tanışınca boşuna çekindiğini anlayacaksın. Ahmet halden anlar. E kızım da dünya tatlısı. Artık ben seni onlara emanet ediyorum. Hadi yeter artık. Nermin gir sen içeri. Sen de düş önüme bakayım. Tamam Zehra. Git gel artık işim bitti derken beni meşgul ediyorsunuz, yürü. Ablacığım sağ ol her şey için. Yolun açık olsun. Ben seni evimize götürmeye geldim. Bizim seninle artık bir evimiz yok Çınar. Var Toprak. Biliyorum bana kırgınsın, kızgınsın. Her şeyi de bu yüzden yaptın. Ama ben de sana kırıldım. Toprak, ikimiz de doğru davranmadık. Birbirimizi anlamadan, dinlemeden kırdık, cezalandırdık. Ama böyle sürüp gitsin istemiyorum. O adamla aranda bir şey olmadığına eminim artık. Ne oldu da fikrini değiştirdin? Toprak lütfen. Hadi gel. Evimize dönelim. İstiyorsan her şeyin başından konuşup hallederiz. Çınar, bizim seninle artık bir evimiz yok. Sen de bana inanmıyorsun. Eğer öyle olsaydı her şeyi eşimi yaptığını biliyor olurdum. Yuvamız dediğin evi de bırakıp onunla birlikte yeni bir eve taşınmazdın. Hem diyelim ki sana tamam dedim. Beni de mi o yalıya götüreceksin? Orası mı evimiz olacak? Bak gördün mü? Bizim seninle bir evimiz yok artık. Ben bırakayım seni. Çınar istemiyorum dedim. Peki bari nereye gideceksin onu söyle. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez Toprak? Ben hala senin kocanım. İki gün sonra boşanmış olacaksın ama. Ben o dilekçi imzalamayacağım Toprak. Okan söylemedi galiba. Ben boşanmak istemiyorum. Çınar sen o imzayı çoktan attın. Sıtkı'nın evinde bana inanmayıp yeşimde gittiğin gün bitti zaten her şey.
dualarımı kabul et. Bu kadar yaklaşmışken tekrar kaybetmeyeyim Çınar'ı yalvarırım. Lütfen. Artık sadece benim ve oğlumun olsun. Lütfen. Toprak Ilgaz, daha önce boşanma davası başvurusunda bulunmuşsun. Son anda kararından dönmüşsün. Bu ikinci başvurunmuş. Boşanmak istediğinden emin misin? Eminim, boşanmak istiyorum. Çınar Ilgaz, senin bu durumda kararın nedir? Ben de boşanmak istiyorum. Yaz kızım, karar. Taraflara soruldu. Her iki tarafta boşanmak istiyorum şeklinde beyanda bulunduğundan, tarafların boşanmalarına ilişkin aşağıdaki hükümler verilmiştir. Davanın kabulü, demek bitti ya. Gürgüp'e mi döneceksin? Evet, annemler bekliyor zaten. Gideceğin yeri bırakayım mı seni? Ben kendim giderim. Peki. Kendine iyi bak. Sen de. Lale için, Ayberk öpeyim için, olur mu? Toprak. Ne olursa olsun hep yanında olacağım senin. Bir şeye ihtiyacın olursa istediğin zaman beni arayabilirsin, biliyorsun. Seni hala çok seviyorum ve hep seveceğim. Katılınca eski günlere döndük değil mi? Ne güzel. Hoş geldiniz Çınar Bey. Hoş bulduk. Aslanım hoş geldi. Hoş bulduk anneciğim. Bak Reyhan da burada. Hadi sofraya geçelim. Nasılsın, iyi misin? Hadi oğlum,
Ben yemeyeceğim. Afiyet olsun. Bu da ağzına lokma koymaz oldu. Gel kızım, gel. Sence? İstanbul'da bir yerde ama söylemiyor nerede olduğunu. Ben pes etmeyeceğim. Neredeyse bulacağım onu. İyi. Umarım bulursun. Canım çok güzel oldun ya. İnanmıyorum sana. Sanki sen değil ben gelin oluyorum. Ya baksana ellerim buz gibi oldu. Ay nasıl bu kadar sakin oluyorsun anlayamadım. Bilmem. Şu an beni heyecanlandıran tek şey Reyhan'ın kocası ve sevgilisiyle aynı masada oturacağını bilmek. Hoş geldin evladım. İyi akşamlar oğlum. Bakıyorum erken gelmişsin.
Davetiye de yazan saatte geldim. Necmettin Beyler de gelmiş Necip Bey. İyi dostumdur, ihmal etmez bizi. Bu düğün senin için bayağı enteresan olacağı benziyor. Efendim Yeşim. Çınar neredesin? Oyuncakçıya geldim işte. Ha harika. Ben de prensesin pastasını hazırladım. Önce gelirsin bir pasta keseriz, ondan sonra düğüne gideriz, tamam mı? Tamam. Peki Ece'nin hediyesini aldın mı? Aldım aldım, merak etme. Okey harika, bekliyorum o zaman seni. Tamam, akşam görüşürüz, tamam. Hadi bay bay. Şöyle bileğinizle deneyeyim. Güzelmiş. Size de çok yakıştı bence. İsterseniz losyonları da var. Set olarak alırsanız fiyatları daha avantajlı üstelik. Öyle mi? Bakayım o zaman. Şöyle bir duş jeli var. Hı hı. İşte. Bu duş evet. Jeli. Bu da losyon. Set olarak ne kadar bunlar? 370 lira. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.